Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframızda çok lezzetli, güzel ve farklı bir çorbamız var. Mantarlı kestane çorbası hazırlayacağız sizlerle beraber. Lütfen kestaneden çorba da mı oluyormuş demeyin. Bu lezzeti mutlaka deneyin. Bana çok teşekkür edeceksiniz. Eminim, gerçekten bu kadar eminim. Öncelikle tencereme şöyle bir parça, bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekledikten sonra bir yemek kaşığı da tereyağım yanmasın diye sıvı yağ ekledim. Eridikten sonra bir tane orta boy soğanı soyup doğramıştım. İncecik ve bir diş sarımsağı. Onları ekleyip şöyle 1-2 dakika kadar kavurduktan sonra soyup minik küpler halinde doğramış olduğum bir tane de orta boy patatesi ekleyip onu da aynı şekilde 1-2 dakika şöyle bir kavurduktan sonra kestanelerimi ekliyorum. Kestanelerim 400 gram kadar daha önceden ayıklamıştım. İster haşlayarak, isterseniz de fırında veya tavada kavurarak kestanelerinizi pişirip temizleyebilirsiniz. Onları da ekledikten sonra şöyle 2 tatlı kaşığı kadar sebze tuzu ekledim. Sebze suyu hazırlama alışkanlığınız varsa evde sebze suyu da ekleyebilirsiniz. Daha doğal olsun isterseniz. Daha sonrasında üzerine 5-6 su bardağı kadar diyebileceğim miktarda sıcak su ekledim. Tencerenin kapağını kapatıp bir 5-10 dakika kadar haşlanmaları için bekleyeceğim. Daha sonrasında püre yapma işlemine geçeceğim. Bu arada ben mantarlarımı kavurmak istiyorum. Kültür mantarım var, 200 gram kadar. Kahverengi dış görünümlü olanlarından seçmiştim. Zaten çorbam kahverengi tonda olacağı için tabii ki normal beyaz mantar da olur. Onları incecik doğradım. Şöyle az bir sıvı yağ koydum. 2-3 yemek kaşığı diyebileceğim miktarda. Tavamda yüksek ateşte soteledim. Bu işlem sadece en fazla 3-4 dakika sürmelidir. Çünkü yüksek ateş olduğu için soteleme yaptığımız için mantarlarımız sulanmayacak. Sadece kavrulacak. Görüyorsunuz yeterli geldi. Daha sonra çorbamızın içine eklediğimiz zaman zaten orada da bir miktar pişecek. Çorbam haşlanmış durumda. Kontrolünü yaptıktan sonra yumuşamışlar. Bir el blender ile şöyle iyicene çekiyorum. Tamamen pürüzsüz olmalı çorbamız. Buna dikkat edelim lütfen. İyice çektikten sonra artık yavaş yavaş mantarlarımızı ekleyeceğiz, baharatlarımızı ekleyeceğiz ve çorbamızı tamamlamaya devam edeceğiz. Görüyorsunuz kıvamı biraz koyu fakat kıvamını biraz daha açmam gerekiyor çünkü biraz daha pişeceği için iyice çekecektir. Bir çay bardağı kadar daha sıcak su ekledim. O yüzden tekrar şöyle bir karıştırıp bakıyorum nasıl olmuş. İyi, daha çekecek çünkü şu an sıvı gözükse de. Artık mantarlarımı ekleyebilirim. Çok lezzetli, nefis bir çorba olacak. Herkes bayılacak, emin olun. Eğer bir misafir çağırdıysanız, o zaman da yapabilirsiniz. İltifatları hazır olun derim. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Sadece yine yarım çay kaşığı kekik ekleyip şöyle bir karıştıracağım. Farklı lezzeti mutlaka deneyin. Harika oluyor. Daha sonra vazgeçemeyeceksiniz. Her zaman yapacaksınız. Hatta ikinci kaseyi bile içeceksiniz. 5 dakika 10 dakika kadar şöyle pişirdikten sonra yine orta ateşte tekrar kontrol ediyorum. Artık çorbam hazır, kıvamı da hazır. 2-3 dal maydanozu incecik kıymıştım. Onları ekledim. Artık ocağımın altı kapalı. Kaynadığına bakmayın. Elektrikli ocak olduğu için, altı daha sıcak olduğu için kaynıyor. Ama ocak kapalı. 2 yemek kaşığı kadar krem fraiş ekledim. Siz krem fraiş her yerde var. Türkiye'de de var, her yerde var. Kolaylıkla bulabilirsiniz. Ha, o an için evde yoktur. Mesela krema vardır, krema ile yapabilirsiniz. Ama özellikle bu çorbayı yapmak için malzeme satın alacaksanız lütfen krem fraişi tercih edin. Krem fraişin verdiği lezzeti
krema aynı şekilde vermiyor maalesef. O yüzden tavsiyem krem fraîche'le yapmanızdır. Eklemeden de yapabilirsiniz ama bir şey tam yapmak istiyorsak tabii ki malzemelerini de tam yaparsak çok daha iyi olur. Artık tenceremin kapağını kapatacağım. İyice karıştırdım. Çorban bir 5-10 dakika kadar dinlendikten sonra servis yapabilirim. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Bir başka tarifimde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.